Dün akşam sulamıştım daha. Kolay Kolay gelsin. gelsin. Eğri olmuş bu. İyi olmuş. Allah baş üstüne geldi. Usta başı geldi. Nasıl Ay ellerinize sağlık. Vay kaya. vay vay Maşallah. vay. E hani biz yapacaktık bari? He? Hani biz yapacaktık ahşaptan? Ahşaptan da yapılırdı ama vaktimiz yok. İçin dayanmadı değil mi? Evet. Vardı. Size şimdi buz gibi bir vişne şerbeti mi yapsam, kızılcık şerbeti mi yapsam? Vallahi gönlünden ne koparsın. Değil mi? Buzlu buzlu. Elektrikler geldi arkadaşlar. Geldi mi? Evet. Aa, o harika işte. Bu çok güzel harika. Şuna bakalım şimdi. Of, çok sıcak. Hadi bakalım dur, size bunlara buzlu bir şeyler yapmalıyım. Tamam. Çok güzel çalışıyorlar. Bakalım. Ya öyle misafirlik var mı? Vallahi kimse misafir değil burada. İzmir Bayındır Alankıyı'dan. Merhaba herkese. Güzel bir cumartesi günü ama sıcak bir cumartesi günü. Ay dünkü sıcaktan sonra var ya artık gözüm korktu. Şapkan nerede diyecek misiniz bilmiyorum. Benim şapkayı köpek parçalamış. Komşunun köpeği sabaha karşı. Bir baktım geliyor. Hani hangisi yaptı diye merak ettim. Evet, komşunun köpeği gelmiş. Güzel benim masanın üstünde duran şapkayı almış. Kemirmiş. Gitti. Lastiğe gitmiş neyse ki sadece. O lastiğini yenileyeceğim. Evet, bahçe ne halde? Bahçe hayatından memnun. Çünkü güneş var. Nem var. Artık komşularla birbirimizi göremiyoruz. Yeşillendi her taraf. Her tarafta yeşil var. Komşulardan gelen giden var mı diye bakıyorum. Nurcan bak geleceğim dedi, gelmedi. Ay burayı mesken edindi. İyi iyi, aman güzel. Demek ki orası serin bir yer. Onun için benim cız cızım. Bir de ben buradayım der gibi. Allah, annesinin güzel çocuğu bu. Tamam sen yat orada öyle. Çok güzel. Aynı güzel rengi dedim. Derken ötekine gözün takılıyor. Bu değil mi? Nar çiçeği tam. Bu da güzel ama bu da tam böyle grup rengi gibi. Nar çiçeği gibi. Evet. Ya maşallah hepsi çok. Bunlar şimdi zinya diye mi geçiyor? Kirli Fadime deniyor. Fadime. Kirli Gülsüm deniyor. Zinya. Kim biri de ne dedi? Gelin güvey çiçeği deriz biz de. Gelin güvey çiçeği ha, diyen varmış. Güvey. Ama resmi adı hani Latince adı zinya. Zinya. Gibi bir şey. Çok güzel. Yani tohum alırsın bu sene. Hı-hı. Zaten her bir çiçek bir tohum. Onlar evet. Kurumaya başladığı zaman ortası, bak, evet. Ben bir yoğurt kovası dolusu tohum almıştım işte. Oraya serptim, oradan sen fideleri dağıttım bahçeye, sen komşulara. Sen kadife fidesi verdin ya bana. Aha. Sağ olsun, sevdiler, açtılar. Ne güzel. Ya bak bunlar daha ne zaman açıyorlar? Aynen işte, seninkiler de açmamış bu, daha. Şeyler mi? Ha, şu böyle ha. Mor. Hanım salkın. Sallandıymış onun adı da. Hanım sallandı. Burası da kadife bahçesi oldu. Evet. Süslüyorlar ağacın altını. Hani bak cevizin altında bir şey olmaz deniyor ama ortanca. Evet. Oldu. Sevdi evet. Burayı. Beyazı da niye çok olmaz güzel oluyor. Bence de. Niye olmaz diyorlar sülfür ki? Sülfür salgılıyormuş. Ha. O sülfür de işte. Ha. Çalışkan beyleri çekmeye geldik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nursen de size buzlu içecek hazırlıyor. Of, of, of. Bu sıcakta. Beylerimiz çalışıyorlar. Oo, harika oluyor. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Bu tarafa kaldırıyoruz. Bu tarafa kaldırıyoruz.
Önce bir yer, yanına koyalım bakalım ne olacak, görelim bir. Her şey yerine tutuyor mu? Yukarısı tamam, aparat tamam. Bakalım. Tamam mı Badriyan? İyi, olmuş. Olmuş. Şimdi tabii burası kadar sağlam olmayacak tabii. Hani oraya koyunca şimdi, için. Şimdi buraya koyacağız ya araya. Hani bunun kadar biraz langır lungur olacak ama sen karşılığı sabitleyeceksin ya bunu. Sıkıntı olmaz. Bir şimdi bakalım. Bu araya bir tane raf araya koyalım. Koyacağız işte. Tamam. Yani rafları koyacağız. Açalım bunu. Şimdi onu da üst şey alttan başlayalım. Alttan aynen. Başlayalım. Aynen. Üste doğru gelelim. Tamam. Beylere soğuk içecekleri hazırlandı. Bahçemizin vişnesi. Evet. Buzlu vişne. At. Vay, ya, tamam aldım. Teşekkür ederim. Gel biraz dışarıda soğutalım. Evet ya. Gel. Hadi gelin. Ya bağırın. Evet bitti mi? Evet. Denetleyelim mi? Denetleyin. Özlem. Ben sen de denetle. Ön denetmen. Ellerinize, kollarınıza o, sağlık. Bir şey değil efendim. Bakalım nasıl vuracaksınız? Çok vay. Güzel olmuş ya. Evet. Evet. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Hocam 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden duvara sabitlediyseniz o. Sabitleyeceğiz. Sabitleyeceğiz ama yapacaklarımız. Tamam. Yapmadığımız anlamda o yani. Şey, teyit için çok soruyorlar. Güzel. Şimdi sabitlemeden önce beğenmediğim bir şey varsa ya, değiştirsinler diye. Estağfurullah. Estağfurullah. Hocamız beğenmemek ne? Bu raf sana yeterli mi? Bana yeter. Tamam. Vallahi çok güzel. Oo, o kenardaki boşluk da tam şuna göre. Evet ona göre ayarladık. Çok aynen. Güzel. Bahadır da aynı şeyi söyledi. Bak. Kavanozlarımı falan. Evet buraya dizeceğim. Gerçekten. Bu da iyi olmuş bunun içinde. Evet her şey bunun içinde oldu. Evet çok iyi. Tam orta göbek bak süper olmuş. Nah gelip geçerken gözümüzü oymaya değil mi? Ben şuna kafa atmayı düşünüyorum. Yani. Hmm. Şu köşe güzel olur. Evet o köşeye onu koyarız. Güzel olur. Şuraya gene bir raf yaparsa. Direkt bir ikili kesin. Şöyle değil mi? Şöyle bir. Şöyle bir. Tamam. Yeterli olur. Çok güzel evet, valla. Evet çok güzel. Güle güle kullanın. Sirkelerimi bir karıştırayım mı? Neyse şimdi karıştırmayayım bak. Elma sirke. İstersen. Ah. Hoppa. Ay düşünsene bunları kaldıramıyor kolum artık ya. Bak. Ay. Ben kaldırayım mı? Sen tut. Sen tut. Şöyle kaldırdım. Aa zorlama. Evet. Harika görünüyorlar. Evet bir karıştırayım. Bu ekşi elmadan mı yaptın? Evet. Bu ekşi elmadan oldu. Hı-hı. Ben geçen sene yaptım ekşi elmadan. Çok memnunum. Çok güzel oldu. Valla iyi. Tatlı içiyorum. Elmadan daha çok oluyor. Ha, öyle demiştin. Daha güzel oluyor diye. Artık bu sene tatlı elmamız olacak galiba Nursen. İnşallah. Büyüyorlar. Ondan yeterlerin da yaparız. Yeterlerin orada bir elma varmış. Yerlere dökülüyormuş. Evet dur, topluyormuş bak. Onlar. Yeter'e sorayım. Onlar toplamıyorlarsa gidelim toplayalım. Sirke yapalım. Bir posta toplamışlar. Kurutmuşlar galiba. He. Kurutma da güzel olur. Evet. Hı-hı. Evet çalışkan değil mi bu beyler? Evet. Heh. Şunlar. Evet. Yani o mıknatıslı kancalar çok güzel. Aynen. Çok işlevli. İşte daha çok dedim Bahadır'a. Böyle mesela buraya 10-12 tane sıralanabilir. Evet. Hatta fazlası bile. Kurutulacak şeyler. Böyle hafif şeyler asıldı mı? Belki havluyu bile kaldırıyordu. Taşır. Evet. Hı, güzel. Ya, iki ben erkek el ele verince gayet güzel. Vallahi, hızlı bitiyormuş. Olsun, iki dakikada. Evet. Birlikte. Yoksa bütün gün onunla uğraşırdım. Değil mi? Tuluğu halledelim de bir an önce hayvanlara. Getir o suluğu da kesin canavarı desin. Damacana burada mı? Damacana orada. Nerede? Orada mı? Kümeste. O da önemli. Evet, raf sistemi. Kendimiz yapacaktık aslında ama Bahadır dedi ki ya o kadar uğraşmayalım. Bir de bunlar daha pratik gelmiş. Ben dedim kış boyunca yaparız. Oo kimler gelmiş? Aman da kimler gelmiş? Aman da güzel. Oraya mı geleyim? Gördünüz mü ağacınızı? Aa
Acı gördün mü arkada? Nergis gösterdi ay dedi. Hiç ben görseydim onun üstü o kadar dolu koyardım bir destek. Ama iyiyiz. Hoş geldiniz. Kız yazık oldu. O erikler nasıl güzel kırılmış. Ama oldu o zaman toplayın da yiyin ya. Acı, aha. Aynen. Onun da şimdi oldu mu herkesin aynen birden oluyor. Canım benim dayın. Teşekkür ederim. Ben de çok dün mutlu oldum şu an. Dedim ki önce bekletiyordum. Gelenler hani böyle hı-hı seviyor koparmayı. Ama dökülüyor artık. Evet. Şu an şuna çok mutlu oldum Nusel abla. Değil mi? Ama bu taraftan çekmem lazım. Geliyorum. Geldim. Hoş geldin. Senin boyun uzamış Işıl. Gerçekten. Nereye geleyim? Oraya geliyorum. İyiyim. Hoş geldiniz. Oh be. Dedik mi sonunda. Nihayet. Bakayım. Ooo havuz mu? Ooo havuz mu kuracağım? İyi valla. Ay. Ay ilk başta böyle akıyor uzunca bir süre. Allah şu güzel yanağı yakaladım ya. Bir öpücük ya. Onun gamlesi çok güzel. Onun her şeyi çok güzel maşallah. Ya ben de ortamda çok mutlu oldum. Başka bir şey olmasa da olur diyor ya. Ya bak bak annen de kabağı almış eline. Ben de kabağı aldım sezonun. Oh. Mahsurunu kopardık. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sağlıkla yemek nasıl? Bir avuç mutluluk. Ben yemeyeceğim. Olsun sen. Hayır bak bir tane daha alıyorum tamam. Ben her gün yiyorum biliyor musun? Hava atmak gibi olmasın. Çok güzel. Bak bak fasulyeler dökmüş. Manavdan alacaktım 200 lira dedi. Kilosunu almamış, kilosunu almamış. E deli misin onlar mı? Bak patlıcanların da maşallahı var. Sen abla eriye baksana gel. Ya eriye çok üzüldüm ya. Canım benim bak. Bak bak eser şey. İşte bak. Allah'ım nakil mi dizdim ya Rabbim? Hay maşallah. Bak ya. Gel gel Nusur. Ay maşallah. Çok güzel. Tadı çok güzel Nusur. Çok güzel. Yedik. Bahadır var ya. Bahadır'a dedim ki. Ya dedim hiç sorma dedim dal kırılmış. Nerede diyor akşam vakti. Dedim yok artık sen dedim bulamazsın. Sabah gözünü açar açmaz girmiş bundan almış. Bir baktım. Avucunu doldurmuş bir yandan yiyor. Dedim nereye girdin ne çabuk buldun. Bak yukarıdakiler daha da büyümüş. Hüseyin'e baksana. Evet. Halbuki bak bura gölge. Hı hı. Çok bir şey özenir mi? Olmuyor sanki Nursel abla. Biz evet mesela bunlar hiç özenmiyor. Buna da yazı şuna bak. Küçücük daha. Tabii. Hiç ilaç sıfır ilaç değil mi Nursel abla? Maşallah evet işte evet. Güzel olan bu. Hı hı. Evet. Seyrek olacak. Evet evet şu mesela seyreltilecek. Hı. Aralardan. Ne alacaksınız? Şunu alacaksınız. Evet. Şöyle. Şunu hatta. Çünkü bu normal irileştikçe kıracak onu. Evet. Senin mor çiçekler açmış mı? Evet. Meğer sirken evet değilmiş. Evet, biz bunları sirken sanmıştık. Pazarda görsen almazsın bak büyük diye. Ya. Ama ne kadar lezzetli oluyor. Veremiyor sana. Yok yavrum, ben de topluyorum. Salatalık suyu ne kadar iyi yerse o kadar büyüyor mu? Yemiyor hem lezzetli oluyor. Oh buz gibi suları tuttu ayağıma Serdar var ya. Nasıl güzel geldi. Ama tabii terlikler görç 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 ediyor öyle olunca. Tavuklar onlara bir şey getirdim sanıyor. Oh, bak bal kız ne güzel kendini derenin içine atmış. Var ya en konforlu yer bal kızın yeri. Tavukların ve bal kızın. Yat kızım yat annem yat. Bozma huzurunu. Bal kızım. Yattığı yere bakar mısınız? Oh. Derenin kenarında. Kızım keyif yapıyor. Aferin kızıma benim. Çok güzel keyif yapıyor benim kızım. Aferin anneme. Tavukların yeri de çok güzel. En gölge, en koyu gölgeye.
gireyim damacanayı alayım. Bahadır suluk ya. Yeniden yapacak onlara. Kırdım ötekisinin kovasını. Efendim, ha? Hadi bir yol verin. Hadi. Haydi, haydi. Yavrum iki tane şey var. Folluk var. Ortaya yumurta yapmış. Bak. Allah Allah. Kaptan içmek yerine ille yere döküleni içmeyi bak seviyorlar. Getirdim hayatım. Getirdim. Bak damacanayı getirdim. Bakın. Böyle olur. Çok güzel. Bir tane mi o? İki tane mi olacak? İki tane olacak ama şeyimiz yok. Ha. Yani bunu. Direkt yok. Direkt yok. Tamam. Biraz daha yanaştıracağım. Bir tane daha yanına koyacağım. Gerçi bir tane yanına koymayabilirim. Neden? Heh. Buraya tam raf yapacaksak bunu çok yanaştırmayacağım. Anladım. Bu bir tane burada kalabilir. Çünkü bu da var. Buna da bir yer koymamız evet, lazım. Evet, evet. Bunu şimdilik şu köşeye alacağım. Hı-hı. Şunu. Şurayı toparlayacağım, kaldıracağım. Sıcak saatler. Sıcak saatler, fena saatler. Ama yine bugün düne göre esinti var. Gideyim bir karpuz keseyim. Buzluğa koyayım. Soğusun. Bahadır'a şok sürpriz. Lavabolarda hani çöp öğütücüler var ya. Özellikle organik çöpleri böyle atıyorsunuz. Öğütüyor. Suya karışıyor. Kanalizasyona gidiyor. Olsa evlerde güzel olacak. Bizim evde de yok da filmlerde görüyorum. Hep de özenmişimdir. Köydeki evimizde bunun doğal hali var. Ne yapıyorsunuz? Her türlü organik atığınızı karpuz kestim. Bak. Bak. Evet gençler. Bir açılın. Açılın ben geldim. Açılın. Haydi bakalım. Hoppa. İşte bu kadar. İşte organik çöp öğütücü. Evet benim tünelim oluşmaya başlıyor bakın. Çiçek de açmış. Şu semizlerin güzelliğine, tazeliğine bak. Nasıl yenmez. İşte her öğünde. Her öğünde şimdi yemeye çalışıyoruz. Ya bu kabaklar asıl. Şimdi dökmeye başladı. Hey maşallah. Bak şimdi. Bunda var. Bu zaten bizim şey. Tohumluk. Yazmıştım da. Bundan da geliyor. Aha bunda da var. Evet. İyi güzel. Benim oğlanlar kabak dolmayı çok sever. Kabak dolması yaparım. Kelebeklerin cenneti. Ve benim cız cızımın mekanı. Gündüz sıcak saatlerde burayı bulmuş kendine. Hem nemli yer hem de sotada kalıyor böyle görünmüyor. Miyavlamadığı sürece ben bile görmüyorum onu. Olmuş da çürümüş bile.
derdimiz kara sinek. Kara sinek çok fazla. Yani şurada durduğum yerde bile huzur vermiyor kara sinekler. Fadimeciğimin ektiği dalyalar artık büyüdü de çiçek açıyor. Bak ikisi aynı renkmiş. Hatta üçü. Üçü aynı renk çıktı. Hava sıcak oldu mu çiçekler bile böyle mutsuz oluyor. Belli halinden böyle güzel açmıyor. Böyle boynu bükük oluyor. Solgun solgun oluyor. Adamcağızın yaptığı suluğu kırdım. Gene geniş açmışsın hayatım ya. Hayır, ideal değil. Çok da güzel oldu. Pek de güzel oldu. Şimdi aslında var ya, tavukların bulunduğu yere de su akıttığın zaman tavuklar çok mutlu oluyorlar. O damlama hortumundan bir tane çeşme boşta. O çeşmeye de bir hortum bağlasan. Nereye akacak? Kümesin içine. İçine? Toprağına. Kümesin içi toprağa? Yani toprağa aksa, oradaki toprağa. Arkasına yani. Ya bahçe kısımlarına ha, tabii. Onu diyorum. Ha. Herhalde yani kapalı alan değil. Tamam, açık alana ha. Su. Su. O zaman su doldururken de ben damacanayı taşıyamıyorum ya. Onunla doldur veririm kolayca. Sana bu damacanayı taşıma tekerlekli aparat yapayım. Hayatım tekerlekli olmaz. Toprakta tekerlek yürümez. Şurası nasıl? Bak kümesin hemen. Orayı, ilk orayı düşündüm ben zaten. Evet. Çünkü gölge ya. Hem yosunlanma yapmak. Evet. Şöyle düzgün altını, düzgün beslemek lazım. Bak 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 nasıl koşuyorlar. Biraz yamuk oldu. Geriden bak ya. Tamam. Tamam. Bak öne gene geldi, yamuldu. Oraya yasladıysan iyi. Yasladım. Tamam. Yasladım ve iş görürüz. Tamam. Bak en cesur o çıktı ha. Nereye gidiyorsunuz? Bak biri nereye gittiyse ötekiler de aynı. Oo, daha demin karpuz verdim bunlara. İçini bembeyaz yapmışlar. Tamam. Tamam, gayet güzel. Tamam. İnşallah devirmezler. Bunu mu? Evet. Zor devirirler. Hadi bakalım. Gel bir karpuz molası ver. Beğendin mi? Güzel güzel vallahi. Geç olacak ama herhalde. Olsun. Yo, çiçek açtı bile. Açtı açtı. Açmış bak, yürüyor da bak. Bak burada da her sırada 3 tane domates vardı. Bizim kendi fidelerimiz bunlar. Senin balkonda yaptın. Oo. Ama buradaki bak bu sıradaki 2 taneyi oğluş üstüne yatıp halletti. Vay maşallah bayağı. Evet. Oluyormuş demek ki be fide yapınca. İyi ki diyorsun, emek vermişim. İyi ki, evet, sabah akşam uğraşmışım. Şimdi bak bir şey soracağım. Şimdi sen bunları benim zorumla mı yapıyorsun, kendi istediğin için mi? Bunlar derken? Yani bahçe işlerini. Birçoğunu kendi isteğimle yapıyorum. Bak şimdi ya. Her zaman gıcık. Bir kapıyı açık bırakıyorum her zaman. O benim uyuyor her zaman. Gıcık adam. Deponun son halini görmek istiyor musun? İstiyorum. Hadi gidelim. Kalk, önce sen kalk. Bak Yasemin biraz önce ne getirdi? Fasulyeymiş bu. Hı. Dedi ki bu değişik bir fasulye. Sen de ek, ben de ektim, az varmış. Çoğaltalım. Bu tohum çoğaltmak için ekeceğimiz bir fasulye. Bu ekmekler ne diye soran olursa bizim köpekler için de çürümesin diye buraya koyduk. Kuruyor. Sıvadım biraz burayı. Evet, buradan raf sistemimiz çok güzel oldu. Evet, bütün alet edevatlar var elin içinde. Çok güzel.
Şimdi ben diyelim plastik kelepçe arıyorum. Hemen bakıyorum tepede. Tornavidalar arıyorum. Burada. Çok güzel oldu vallahi burası. Yine havanın rengi değişti ha. Yağmur mu geliyor? Var mı yağmur? Bahadır buradaysa hareket burada hiç bitmez maşallah. Bunlar remorka mı yok? Yok hayatım yok. Depo valla baya baya biçimlendi. Ben diyordum hani kışın yaparız onu. Ama bana bak şu kapaklı mavi şey mavi diyorum. Şu likör koyduğumuz hani kavanoz var ya hayatım büyük. Cam kavanozun daha büyükleri denk gelirse ucuz. Şunun gibi mi? Hı. Plastikli güzel olmuyor. Bak bu sirke güzel kokmuyor, kiraz sirkesi. Hani dedim dökmedim, neden temizlikte kullanırım. Hı. Ama içilecek sirke olmuyor. Ama cam şişeye yaptığım elma sirkesi bak mis gibi. Daha şimdiden bak daha koyalı 4 gün falan oldu. Elma sirkemiz var mı bizim dolapta? Olmuş olarak geçen seneden var. Üst katta. Onları da indireceğim. Tamam. Üst kattakileri yavaş yavaş buraya getiririm. Tamam. Tahtayı kaldıracağız buradan. Çivilerini sökeceğiz. Değil mi? Birdenbire böyle hava yağmura döndü. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Fışkırtmalı fışkırtmasız. Bizde her türlü musluk ucu var. Hanımefendi ne istiyorsa artık. Ama tabii olmuyor böyle. Olmadı mı? Olmadı. Kelepçeyi önden koyacaktım. Beni böyle oldu mu? Aa fışkırtmalı. Nereye istiyor? Allah. Fena fışkırdı bu. Kelepçeyi önden koymam lazım. Kelepçeyi buraya kıstırırsan o zaman sabit kalır. Üstün başın ıslanmaz. Deneyelim. Hadi deneme 1, 2, 3. Şimdi bunu çeviriyorsun. Şöyle. İster böyle çeviriyorsun. İster böyle yapıyorsun. Yağmur zaman. İster böyle. Ondan sonra. Bu güzel. Tamam. Başka yok çünkü. Yeter zaten. Belki. Şu olay güzel. Şu olay. Yok. Bu adama dur durak yok. Yok. Diyorum yapma hayatım diyorum. Öyle de olur. Öyle de kalabilir. Diyorum. Ama dinlemiyor. Hayır diyor. İçime sinmez diyor. Ah gitti güzel şapkam. Gitti. O var ya Fatih'in köpeğini geberteceğim ben. Ne yapıyorsun? Hayır onu mu aşağı çekeceksin? Onu çıkar, onu çıkar. Bir sürü iş. Ne yapayım? Hayatım ben diyorum ki şu tahtayı iki tanesini kaldır. Onu oradan sıfır kes. Şimdi bu tahta ittiriyor ya bunları. Oradan bir çıkıntı var. Hı-hı. Bu tarafa doğru vurayım. Çekici ver bakayım çıkacak mı?
Aşağıda çekiç ver bakayım. Evet. Oradaki fazlalığı keseceksin sadece. Mesele şu, bak şurada bir çapak yeri var. Yani çapak da değil de bir santimlik bir fazlalık hadi var. Hadi bak. Evet. Nasıl gördün onu ya? İlk başta yaptığında da görmüştüm, bir şey olmaz demiştin sen o zaman. Hep ben. Hep sen var ya sen. Sen olmasan ben ne yaparım? Önce Yasemin'i merdiye şu fasulyeleri ekeyim. Bunlar tohumluk olacak. Şimdi bunu nereye ekmeli? Her taraf dolu, her taraf dolu. Nereye ekeyim, nereye ekeyim? Diyordum ki, evet işte şu ara. Şu arada bir yer var. Buraya ekebilirim. Evet, biraz da ot yolacağım için şu eldivenleri aldım. Yoksa ellerim çatır çatır böyle yarılıyor. Şimdi hızlandırmayı alayım. Hemen şuraya bir küçücük arık yapayım. Kısa bir arık. Hatta şu kartonu katlayayım, orada olsun. Şu kadarcık bölüme koydum. Her bir yere ikişer tane koydum. Zaten kaç taneydi ya? 16, 20 yoktu yani. Evet, onun için bunlar tohumluk olacak. Şimdi buradaki börülceler bir türlü sarılarak büyümedi. Yerlere yığılıyor. Hem onları saracağım hem de bağlayacağım. Onda da bir hızlandırma yakışır. Eldivenle de ip bağlamak çok zor. Hah, bak. Evet, burada da böğürtlen çıkıyor. İşte bak, bu böğürtlen seneye muhteşem böğürtlen verecek. Çünkü bu böğürtlen eskimiş. Evet, şimdi şurayı da bağlayacağım. Sallanmasın diye birbirine bağlandı. Aşağıdan da bitkileri bağlayacaktım ama baktım ki daha hepsinin boyu eşit değil. Bir de naylon ip, hani iki taraflı boğulabilir, kesilebilir. Onun için tek taraflı bağladım. Hani çok yayılmasın. Ama gidip gelip onları kontrol edeceğim. Yere yayılmadan kargılara sarılmalarını sağlamaya çalışacağım. Ay, bu bitkinin üzerinde çok yağı bu. Allah Allah. Allah Allah. Yatak yapmışlar bu yaprakları. Hay Allah. Onu da kökleyeyim bari. Ay, köklemek çözüm değil ki. Bak bak bak, yaprağın altında nasıl var. Ben onu alayım. Böcekleri tavuklara götüreyim. Önümüzdeki yıl kesinlikle fidelere, daha doğrusu tohumları koyarken ne tohum olduğunu yazacağım. Yok çıkınca anlarız falan yok. Bak, ben bunları da buraya bal kabağı niyetiyle koymuştum.
ama bal kabağı değil. Bunlar da normal yemeklik kabak çıktı sanırım. Ya da bilmiyorum, bakayım. Evet. Evet, yemeklik kabak. Tamam, kabulümüz ama ben bunları yemeklik kabak olduğunu bilsem oradaki yemeklik kabaklarla aynı sıraya koyardım. Çok kabak olmuş değil mi? Olsun. Doğrar doğrar tavuklara veririm. Evet, şu iki tane salatalığı sonradan dikmiştim. Onlara da ip uzatayım. Nerede benim ipim? Ne yapıyormuş? Arasın mı diyor? Tavuklar girmedi daha içeri. Nasıl kapatayım onları?